Sayın Müsteşar, başkana gidip selamımı söyleyin, Abdüley'i oradan alın. Usta sen git. Ben hallederim. Hallettiğin adam geziyor ortada Memati. Nasılsa devletin elinde Abdüley. Öldürecek değiller ya. Memati sen Kazım'ın evin arka tarafından gir. Sessiz olun. Tamam usta. Kevat nereden taktın bu adam yakma meselesine? Eğer herkes gibi adam öldürseydim bana bunu sormazdın. Ya fark yaratanlardan olursun ya da fark yaratamayan odunlardan. Tamam anladık. İmza atıyorsun da niye yakma? Vicdan azabı duymamak için yakıyorum. Ne alakası var? Silahla öldürmeden önce adamın yüzüne bakarsın. Yaktığın adamın yüzü müzü kalmaz. Yandıktan sonra hepsi birbirine benzer. Memati seni yaktı. Yanarken ne hissettin? Korktum. Yanmak korkunç bir şey. Bir insana verilebilecek en ağır ceza. O zaman neden vazgeçmedin huyundan? Yıldız, can çıkar, huy çıkmaz. Ben gelirsem takip ederler. Yakalanırız. Sen git, ben ayrıca geleceğim. Hadi. Müştemilata gidiyoruz. İçeride.
Aç bagajı. Gir içeri. Girdiler mi içeri? Girdiler ağam. Güzel. Giden gitti mi Mati? Usta. Başkanla görüşmeye geldim. Buyurun efendim, sizi bekliyorum.
Hayırdır Sayın Müsteşarım? Bu ani ziyaretinizi neye borçluyuz? Abdüleyi çobanı almaya geldim Sayın Başkan. Yanlış yere geldiniz. Burası Polat Alemdar'ın makamı değil. Sayın Başkan, Abdüley'in elinizde olduğunu biliyoruz. Size yanlış bilgi vermişler. Abdüley'le bizim bir ilgimiz yok. Tutuyorsunuz. Onu sen anlatacaksın Abdüley. Neyi anlatacağımı söyle, anlatayım. Yalçın Yıldız'la birlikte Gladio'ya hizmet ediyorsunuz. Kafayı mı yedin sen Alper? Benim sana verdiğim fotoğrafları tahrif edip içine Ercüment'i yerleştirdin. Sonra da öldürdün. Sen bu söylediklerine inanıyor musun? Benim neye inanıp neye inanmadığımın önemi yok. Madem Gladio'nun üstüne gidiyoruz, her türlü üstüne gideceğiz. Fotoğrafları niye değiştirdin? Ben fotoğraf falan değiştirmedim. Zarftan çıkanı abiye verdim. Zarfı sen ve Ahmet'ten başkası bilmiyordu. O zaman Ahmet'e sor. Bana ne soruyorsun? Ahmet'i Polat Alemdar öldürdü. Öldürdüğüne göre fotoğrafı değiştiren odur. Benim burada olduğumdan abinin haberi var mı? Yalçın Yıldız'la telefon konuşmalarım var. Seninle de var. Sen de mi gladyocusun? Değilim. Ama Yıldız gladyocu. Abi aramamı söyledi, aradım. Beni ne alakadar eder kimin kim olduğu? Ben bana verilen emri yerine getiririm. Her şeyi Polat Alemdar'ın emriyle yaptım diyorsun yani. Birileri sizi tuzağa düşürüyor. Gladyocu mu arıyorsun? Kurumunuzun içinde arayın. Kimin emrinde çalışıyorsun? Davut Tataroğlu'nun. Onun babasını soruyorum. Henüz tanışma şerefine nail olamadım. Fotoğrafa Ercüment'in görüntüsünü koyma emrini kimden aldın? Davut Bey söyledi. Yalan söylüyorsun. Polat Alemdar, bilmediğin şeyler var. İşte ben de senden onları duymak istiyorum. Altında kalırsın. Artık bu işin peşini bırak. Zaten çok fazla ileri gittin. Bunun sonu yok. Neyin altından kalkıp neyin altından kalkamayacağımdan sana ne? Sen sorduklarıma cevap ver. Gladio'nun medya ayağını sen mi yönetiyorsun? Ben sadece bana verilen emirleri yerine getiriyorum. Holding'in patronu belli. Emirleri nereden alıyor ben bilmem. Sen Davut'un her dediğini yapsan, holdinginiz ticaretle ilgilenirdi. Üstüne vazife olmayan şeylerle değil. Davut Tataroğlu'nun emirlerini yerine getirmemek hususunda kafama göre takılmıyorum. Ha işte, ben de onu soruyorum. Kime göre hareket ediyorsun? Bütün olup bitenden, yaptığım her şeyden Sayın Başbakan'ın haberi var. Onun talimatlarıyla hareket ediyorum. Yalan söylüyorsun. Üçüncü defa yalan söylüyorsun dediğimde bir defa daha yalan söyleyecek bir dilin olmayacak. Bana inanmıyorsan ara Sayın Başbakan'ı, ona sor.
Bağlayın. Evet Sayın Alemdar. Yalçın Yıldız mı? Yalçın Yıldız bana bazı konularda bilgi verdi. Beşinci adam ya da değil. Lütfen kendisini serbest bırakıp bana gönderin. Sizden bu konunun peşini bırakmanızı rica etmiştim. Lütfen gereğini yapın. Başka bir husus var mı? Yok efendim. Teşekkür ederim. Ben size söylemiştim. Ne dedi usta? Serbest bırakmamızı istedi. Bu gladyocuyu. Telefonlar dinleniyor ya Memati, ondandır. Başbakanın telefonunu kim dinleyecek usta? Bunlar... Lütfen artık beni çözer misiniz? Herhalde Sayın Başbakan'ın talimatına aykırı hareket etmeyeceksiniz. Yok, aykırı hareket etmeyeceğim. Seni Bulut'a teslim edecek. O seni başbakanlığa götürecek. Usta bayram geçti. Ama yine de kurban kesilir, değil mi? Memati, bundan kurban olmaz ama... Biz kasabın işine karışmıyoruz. Hastaneye birilerini yollayın. Bu işi bitirin. Tamam abi. Abdüley nerede? Sayın Başkan ellerinde olmadığını söylüyor. Evet. Böyle bir bilgim olmadığını söyledim. Bilginin başında oturuyorsunuz. Gerekli bütün birimlere sordum. Onlar yok dediler, siz de inandınız öyle mi? Sayın Başkan, biraz daha ısrar ederseniz bunu şahsıma yapılmış bir hakaret olarak kabul edeceğim. Sizinle baş başa konuşmak istiyorum. Eğer Sayın Müsteşar şahsi olarak algılamazsa. İki kurumun arasındaki mesele. Müsaadenizi istiyorum. Bana ihtiyacınız olursa herhangi bir şey için elimden geleni seve seve yaparım. Teşekkür ederim. Sayın Müsteşar Abdüley için gelince yok demek zorunda kaldım. Kendisinin şahsıyla ilgili bir meselem yok. Ama KGT'nin içerisinde sızmalar olduğunu düşünüyorum. Abdüley nerede? Kendisi bizim misafirimiz. Ne münasebet benim adamımı alıp sorguluyorsunuz? Bir sorgu söz konusu değil. Sadece bazı bilgilere ihtiyaç duyduğumuz için... Kendisine başvurduk. Bilgi karşılaştırması yapıyoruz. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sayın Alemdar, sizin adamınız gladyocu olamaz mı? Olamaz. Kayınpederiniz gladyocu çıkıyor da adamınız mı çıkmıyor? Kayınpederimin gladyocu olduğunu biliyorum. Siz bilmezken ben biliyordum. Şimdi siz bana diyorsunuz ki senin adamın gladyocu. Gladyocu demiyorum. Olabilir diyorum. Yani bana gladyocu diyorsunuz.
Bunu kişiselleştirmenin bir anlamı yok. Her kişinin, her kurumun içinde gladyocu çıkabilir. Sizinkileri de ben alıp sorgulayayım o zaman. Varsa söyleyin, biz gereğini yapalım. Hah işte, ben de onu diyorum. Varsa bir bildiğiniz, söyleyin gereğini yaparım. Siz hatayla ihaneti karıştırıyorsunuz. Benim adamlarım hata yaparlar ama ihaneti asla. Abdüley'in Yalçın Yıldız'la tuhaf bir ilişkisi var. Kendisine ilettiğimiz fotoğrafı tahrif ettiğini tespit ettik. Yanlış tespit etmişsiniz. Kimin, neyi, niye yaptığını biliyorum. Abdüley'le konunun hiç alakası yok. Yalçın Yıldız'ı aldım, sorguladım, serbest bıraktım. Peki neden serbest bıraktığınızı öğrenebilir miyim? İstediğimi yaparım. Size hesap mı vereceğim? Umarım bize hesap vermek zorunda kalmazsınız. Kendi adamın, fotoğrafçı Ahmet Gladyocu çıkıyor. İşi benim adamımın üstüne bırakmaya çalışıyorsun ya. Bunu sizin yanınıza bırakmam. Abdüley Çoban'ı serbest bırakın. Bu ülkede bir tek siz bağımsız, diğer herkes bir yerlerin adamı değil. Satılmışlar herkesin yanında olabilir. Sizin de Ünsal'ında. Ben de bunun peşini bırakmayacağım. Bir kendini saymadın başka. Serbest. Yanlış anlama. Benim seninle ilgili şüphem yok. Elbet bir gün ben de senden şüphelenmem Alper. Hayırdır ortak? Ortak, bugün senin doğum gününmüş. O nereden çıktı ortak? Ortak, Polat Alemdar bugünü senin doğum gününü ilan etti. Sana hediye yolladı. Ortak, bu oğlan senin harbi ayarını bozdu. Hediye mediye nedir? Ne aldın, oyuncak ayı mı? Vallahi bir ayı aldım. İster oyna, ister zıpla. Vay ortağım benim. Beni öpücene, bunu öp.
Öperim. Çok öperim. Bana müsaade ortak. Cevat'la işim var. Daha yakmadın mı onu? Yaş odunmuş. Yanmış ama tutuşmamış. Ha. Pedere selam söyle. Bir dahaki sefere elini öpmeye gelirim. Hadi kolay gelsin. Bir dilek tut. Birazdan yıldız kayacak. Bulut. Seninle uzlaşabiliriz. Nasıl uzlaşacakmışız? Beni bırakırsan Davut Bey seni affeder. Ara gelsin. Yüzüme söylesin. Ara. Sadece bize değil, bizim üstümüzden Ünsal'a mesaj verdiler. Abi onların arasındaki savaştan bana ne? Abdüley, fotoğrafı alan sensin. Sen de onların yerinde olsan bir şüpheyle bakarsın. Abi, biliyorlar Yalçın Yıldız'ın nasıl bir mal olduğunu. Bana soracaklarına ona sorsunlar. Senin Abdüley'le ne işin var diye. Ben sordum. O işte biraz karışık. Nasıl karışık? Bazı şeyleri başbakanın bilgisi dahilinde yaptığını söyledi. Başbakanın adamı mıymış? Tam değil. Yıldız iki taraflı çalışıyormuş. Köprü vazifesi yapıyormuş. Herkes onun ne olduğunu biliyor. Başbakan Gladio'nun ne yapmak istediğini onun üstünden anlamaya çalışıyor. Onlar da Yıldız üstünden başbakanın ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Güya. İhtiyarlarla görüşmem lazım. Ortalık karışıyor. Kim kimin adamı iyice bir öğrenelim. Ne bitmez işi varmış Memat abin. Ay insanın çocuğu hasta gelmez mi? Senin kocan çocuğuna geliyor muydu? Erkeklerin işi sorulmaz, sorgulanmaz. Ben hiç evlenmedim ki. Gerçekten mi? Çok tuhaf. Neymiş tuhaf? Sizin gibi genç, güzel, hem gülü hem endamı yerinde bir hanımefendinin bekar olması, kapısında kuyruklar olmaması çok tuhaf. Hem diyorsun erkeklerin işleri sorulmaz, hem de nasıl evlenmedin diyorsun. Ya ben öyle istemem, öyle bana cahçurt edecek erkek. Her şeyini de anlatacak, her şeyini de danışacak. Size katılmamakla birlikte anlıyorum. Karnınız aç mı? Canım bir şey yemek istemiyor. Aa, hastanemizin kavurmalı tostları çok meşhurdur. Kepek ekmekle olsun bari. Çok kilo aldım bu aralar. Alın efendim, alın. Bir dirhem et bin ayıp örter. Memati Bey'in oğlu hangi odada yatıyor? Beyefendi, ziyaretçi kabul etmiyoruz bu saatte. Ziyaret etmeyeceğim. Bakıcısına bir şey verip çıkacağım. Ben kardeşiyim. Koridorun sonunda 303 numaralı oda. Hey mamaş.
Murat abi beni gönderdi. Oğlunun yanında ben duracağım. Seni eve çağırıyor. Oyalanmadan gelsin dedi. Hayırdır bey abi? Evde ne var ki? Bilmiyorum. Kapıda araba sizi bekliyor. Allah Allah. Başına bir hal mi geldi garibimin? Dur ben bir arayayım. Aramasın. Telefonlar dinleniyor dedi. Ay dinlenirse dinlensin. Sanki bir sır mı söyleyecek? Sesini bir duyayım da. Abla çıkmam lazım dedi. Zendam Hanım. Babuşum. Babuşumu öldürecekti. Kimse size de babuşunuza da bir şey yapamaz ben varken. Güvenlik. Güvenlik, güvenlik. Gelin şöyle. Güvenlik, güvenlik. Gülendam, ne oluyor lan? Abim babuşuma kıyacaklardı. Ağlama oğlum, ağlama. Baba Memati, adım Memati iken Azrail'le çok arkadaş olursun. Ne oldu burada Hüsnü? Düşmanlarını sızma harekatı yaptı. Ama Endam Hanım'ın büyük direnişi sonunda bu harekatı engelledik. İyi misin bacı? İyiyim bey abi. Hüsnü, bacının pansumanını yaptır, sonra çıkalım. Baş üstüne. Ofise uğramışsın bugün. Yedin mi getirdiklerimden? Hı hı. Yedim. Başka neler yaptın? Memati abilere uğradım. Ali Memati için bir şeyler almıştım. Sonra anneme uğradım. Ömer babayla Nazife anne de oradaydı. Ne yapıyorlarmış? İyiler. Sağ olsunlar, gün aşırı geliyorlar annemi ziyarete. Başka ne yaptın? Bir şey yapmadım. Sedef'le buluştum, sonra eve geldim. Senin günün nasıl geçti Polat? Sıradan. Seni affedeceğim fikrine nasıl kapıldın? Sen affedilemeyecek bir şekilde bana ihanet ettin.
Efendim. Bulut'a ben söyledim sizin onu affedeceğinizi. Kes sesini Yıldız. Davut Bey. Bulut hatasını telafi edebilir. Burada her ikimizi de öldürebilirsiniz. Ama eğer bize fırsat verirseniz size en iyi şekilde hizmet edebiliriz. Ben şahsen Bulut'a kefil oluyorum. Kendine avukat olarak bundan başkasını bulamadın mı? Her zamanki gibi gereğinden fazla konuşuyor Davut Bey. Nasılsa arkada adamlarınız var. Beni öldürmek istediğinizde öldürürsünüz. Ama önce sizinle özel olarak konuşmam lazım. Adamlarınızı arabalarına yollar mısınız? Girin içeri. Evet, seni dinliyorum. Ben size ihanet etmedim. Bana verilen görevi yaptım. Sizin yanınızda bulunmak üzere özel görevlendirilmiştim. Bu görevi de başarıyla yaptım. Bana görev verenler sizin kaleminizi kırdığında size olan sevgimden ötürü buna engel oldum. Şimdi de bunun intikamını alıyorlar. Beni ortada sahipsiz bırakarak. Vah vah vah. Bulut, insanı iyileştiren, ölümüne engel olan ilacın üstünde bile son kullanma tarihi yazıyor. Bakayım senin son kullanma tarihine. Çoktan geçmiş. Eğer bana fırsat verirseniz beni size karşı kullananlardan intikam alırım. Seni 2 kilometre yakınlarına bile sokmazlar. Beni sokmazlar ama Polat Alemdar'ı sokarlar. Polat da seni yanına sokmaz. Memati sokar. Bir şartla yaşamana izin veririm. Polat Alemdar'ın daima yakınında olacaksın. Ben sana sık dediğimde kafasına sıkacaksın. Olur. Ve bana ihtiyarların toplanma zamanını bildireceksin. Zevkle. Efendim, çok teşekkür ederim. Polat Alemdar'ın öldüğü günü görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum. Ama bana sorarsanız bu işi ertelemeyin. Yarın Bulut kafasına sıksın. Yarın değil. Ben ne zaman istersem. Davut Bey. Yıldız yaşarsa Polat Alemdar bana inanmaz. Ben yurt dışına gidebilirim. Polat ölene kadar. Bu riski almaya değmez. Öldür bunu. Davut Bey! Davut Bey! Thank you.
Efendim, ben gerekli çalışmaları yaptırdım. Bu projeyi hayata geçirmezsek siyaseten zor durumda kalacağız. Hem bölge milletvekilleri hem bölge halkı artık terörün bitmesi için gerekenin yapılmasını istiyor. Devlet politikası olmadan bu işe girmek bizim siyasi hayatımıza zarar verir. Efendim, siz irade göstermezseniz devlet politikası değişmez. Kısa vadede çözüm almak çok zor. Hem mecliste muhalefeti, hem silahlı bürokrasiyi, hem de kamuoyunu ikna etmek lazım. Efendim, Büyük Türkiye istiyorsanız, ki istiyorsunuz, Büyük Türkiye için büyük adımlar atmak lazım. Büyük adımları da ancak büyük liderler atar. Ne dedi, ne dedi? Mimatibaş yanıma gelmezse seni öldürürüm dedi. Zaza mı söyledi bunu? Zaza söyledi. Ne zaman çıkmış o deli? Bilmiyorum. Bey abi, vallahi sana düşer. Bir kalkıp gitsen şu işi halletsene. Yarın gideceksin yanına, ona diyeceksin ki Memati sana hediye vermeye bizzat kendisi gelecekmiş. Ama önce onun cömertliğini görelim dedi diyeceksin. Bey abi, abime bir şey yapmasın. Yapmaz, yapmaz. Benim selamımla giden adama hiçbir şey yapmaz. Çıkınca da yanıma gel. Benim bu rahatsızlığımın bir faydası olacağını hep düşünmüşümdür. Emir verirseniz ben abimizle beraber gidip Deli Şeref Zazaoğlu Bey'in gerçek deli olup olmadığını yerinde tetkik edeyim. Yok Hüsnü, yok. Sen burada kal. Cevat odununu yakmadan sen de, bacı da, Ali Memati de buradan çıkmayacaksınız. Sayın Başbakan'ın görüşmek istediği şey ne olabilir ki? Herhalde suikastiyle ilgili bir gelişme oldu. Beşinci adamı mı buldu? Sayın Başbakan geliyor. Kürt dosyası mı? Buyur. Hoş geldiniz beyler. Buyurun. Dosyalara bakabildiniz mi? Göz ucuyla efendim. Uzun uzun inceleme fırsatınız olacak. Artık ülkenin ne ekonomik ne sosyal olarak bu kanayan yaraya tahammülü var. Arkadaşlara bir çalışma hazırlamalarını söyledim. Kürt meselesinin nasıl halledileceği hususunda. Eğer Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istiyorsak bu meseleyi çözmemiz lazım. Yani örgütle pazarlık mı yapacağız efendim? O günü kurtarmaktan başka işe yaramaz. Benim muhatabım örgüt değil. Muhatabım milletim. Gün geliyor, 1 milyar dolar için IMF'e yalvarıyoruz.
terör yüzünden 300 milyar dolar harcamışız. Eğer ivedi bir biçimde bu işi halletmezsek yüzlerce milyar dolar da yolda. Efendim, planınız ne? Terör örgütünü tasfiye ederken toplumsal uzlaşma sağlamak. Kamuoyu çok gergin. Kutuplaşmanın odağındayız. Tam zamanı işte. Kutuplaşmayı çözmenin tam zamanı. Daha derin bir kutuplaşma yaratırız kaygısındayım efendim. Ne yani Ünsal? Kaygılarımız var diye evlatlarımız ölsün mü? Sayın Başbakanım, ben Sayın Müsteşar'a katılmıyorum. Bu konuları konuşmanın da tam zamanı. Eğer medyayı arkanıza alabilirseniz efendim, bu projenizle terörü bitirebiliriz. Bunun için hem dünya uygun konjonktürde hem de Türkiye. Bana örgütün içinde bulunduğu durumla ilgili ayrıntılı raporlar sunmanızı bekliyorum. Her iki birimin de ayrı ayrı çalışmasını. Milli Güvenlik Kurulu'na çıktığımda tek bir cevapsız soruyla dahi karşılaşmak istemiyorum. Efendim, Polat Alemdar bu süreçte yer almayacak mı? Polat'ın uğraşı bu konuyla direkt olmayacak. Onun zaten işi başından aşkın. İrfan, benim anam iğnecidir, biliyor musun? Ne iğnecisi? İneği kendine, çuvalcı başkasına batırdı bak. Ne dedi Firiket Bey bizim teklifimize? Memnun oldu. Biz Şeref Bey'le çok iş yaparız dedi. Demedi dedi. Dedi. Gör bak İbrahim, biz uyuşturucu işine de gireriz dedi. Firiket Bey, o hayatta öyle bir şey demez. Onu sen uydurursun değil. He? Kötü fikir mi dayı? Yok, olay fikir. Sen ne diyorsun Cemal'im? Ne diyeyim dayı? Yani sen benim yerimde olsan ha? Ne dersin? O nasıl söz dayı? Ben kim senin yerinde olmak ki? Yok yok. Hele sen gel benim yerime otur. Olur mu dayı? Taş yerinde ağırdır. Sen bana taş mı değilsin Cevherim? Estağfurullah dayı. Kalk kalk kalk. Yavaş ya İbrahim. Dayım kızacak da. Bence o toz işinde bir hayır var. Toz işinde ne hayır olacak dayı? Var hayır. Avrupalıları zehirleyeceğiz. İstediği hocadan sana fetva alalım Cevherim. Sağ 40 kere deyin. Dinle, dinayet işlerini bizim işlerimize karıştırma. Kalk kalk kalk. Kalk. İrvan, nasıl olacak bu toz işi? Hele bir anlat bakalım. Senin bir sürü adamın var. Getirecekler malı. Biz de araba parçalarının arasına koyup gemiyle yollayacağız. İrvan'ım, sen bal yiyince senin kafan çalışıyor ha. Azıcık daha yegenime bırak. Cevherim bak. Bak, arı bile tozdan bal yapıyor ha. Ha.
var, ne istiyorsun? Patronum sizinle görüşmek istiyor. Bizimle geleceksin. Bıkmadın mı Mehmet Fikret'in yanında oyun oynamaktan? Kimle konuştuğumu bilmek isterim. Öğreneceksin. Ama şimdi değil. Sadık bir adamsın. Ama yanlış adamın yanında olduğun sürece sadakatin ahmaklıktan öte değil. Ben hayatımdan memnunum. Ben değilim. İyi, ne yapayım? Öldürün o zaman. Seni öldürmeyeceğim. Eğer bana itaat etmezsen Mehmet Fikret'i öldüreceğim. Ne istiyorsunuz benden? Benim için çalışacaksın. Bunu sadece ikimiz bileceğiz. Yüzünü göster. Hazır olduğunda göreceksin. Aldığınız yere bırakın. Ben çıkıyorum. İyi misin? İyiyim. Biraz ateşim var. Pek halsizim kaç gündür. Hastaneye gidecek misin? Gideceğim. Bir tahlil yaptır bakalım. Grip salgını var, dikkat etmek lazım. Olur. Gelmemi ister misin seninle? Yok, ben giderim. Ben de başkanınızın yazısını okuyordum. Yaşamını borçlu olduklarına karşı biraz nankör değil mi? Efendim, siz daha iyi bilirsiniz. Tabana karşı öyle konuşmak zorunda. Örgütte durum ne? Örgütün önemli liderlerinin terörist olarak ilan edilip uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanmasına bozuklar. Biz de tabanımıza karşı böyle konuşmak durumundayız. Hepimiz siyasete alışmak zorundayız, değil mi? Artık silahlı çatışma dönemi bitmeli. Artık bunun modası geçti. Bizimle işbirliğinizi petrol ve gaz için bozmanıza anlam veremiyorum. Biz sizin çıkarınıza aykırı bir eyleme girecek değiliz ya. Siz ne olduğunun farkında değilsiniz. İçinizde hangi ülkelerin ajanları var haberiniz bile yok. Örgütünüzün hayatta kalması sadece bizim elimizde. Türk devleti biz silahı bıraktığımız anda bizi boğar. Sizi şimdiye kadar boğdurttun mu? Ne Saddam'a, ne Türk devletine, ne Talabani ile Barzani'ye. Başbakan bir proje geliştiriyormuş. Bölgedeki sıkıntıların giderilmesi için para aktaracakmış.
bazı vaatlerde bulunacakmış. Bu bizi zor duruma sokacaktır. Adam haklı. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, bölgede lider, dünyada söz sahibi olması bu meseleye bağlı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olsam Kürt meselesini çözmeden o koltuktan kalkmam. Önderliği muhatap almadan Kürt meselesini çözmek mümkün değildir. Önderliğiniz bu projeyi desteklemek durumunda. Yoksa bunun hesabını halka veremezler. Sizden silah bırakmanızı istiyorum. Başbakanın bu jestine karşılık. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Tabii ki senden daha iyi biliyorum. Yapın. Dediğimi yapacaksınız. Halkınızın özel bayram günleri var mı? Var. Seviyor mu halkın kutlamayı? Çok sever ve önemserler. Güzel. Halkınıza barış adına bir bayramda ben armağan edeyim. Meydanlara toplanıp bu bayramı gönüllerince kutlasın. Dayı Memati Baş'ın bakıcısının abisi gelmiş. Seninle görüşmek istemiş. Ben ona dedim. Memati gelsin. Dayı, Memati'den haber getirmiş. Bırak gelsin. Bırak gelsin canım. Ve aleyküm selam. Başka ne diyeyim başka? Memati Baş diyor ki sana hediye vermeye bizzat kendisi gelecekmiş. Ama önce Şeref Zazıoğlu'nun cömertliğini göreyim dedi. Göreyim Sincever. Tam damardan giriyor ha. Dayı senin cömertliğini duymayan mı var? Bilsen ki bir araba veren buna yerlisinden yolluyor. Oğlum Cevher, adam bize evini veri, karşılığında dandik araba mı olur? Senin cimriliğin ne olacak ha? Senin ayarın mı düşük Cevher'im? Sen Memati'ye de ki, o bizim kardeşimiz. Sen de onun kardeşisin. Ha senin evinde biz oturmuşuz, ha bizim evimizden sen oturmuşsun. Bu dergi, bu da dergi, bu derginin yanındaki dergi. Nerede bu? Heh. Aha, sana üç katlı, bahçeli, fiskeli ev. Çoluğunla çocuğunla güle güle otur. Artık devir işinde Cevher'le halledersiniz. Gedeme bak. Ve gelmezsen Cevher sana daha güzelini versin. De ki o vermedi, ben vereyim. Teşekkür ederim. Memati'ye de söyle. Bu beni sevmiyor. Biraz daha gelmezse hediyesini alıp ben de onu sevmem. Hı? Hı. Ne yapıyorsunuz? Konuşma lan. Ben Memati Baş'ın adamıyım, sizi yaşatmaz. Görürüz kim kimi yaşatır. Al şunu. Thank you.
Bedriciğim, ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli. Efendim, hiç değişmemişsiniz. Bedri, şu Cemal'le Celal'i bir unutsan artık. Biliyorsun komplimandan nefret ederim. Yok, hayır. Kompliman değil efendim. Gördüğümü, gerçeği söyledim. Umarım sen de değişmemişsindir. Eskisi gibi sadık ve acımasızsındır. Emriniz nedir efendim? Yeni bir uyuşturucu hattı oluşturacağız. Örgüt ve devlet içinde bazı isimler buna direniyorlar. Hepsini yok etmeni istiyorum. Bu yeni kuracağımız düzende her şeyin kusursuz işlemesini istiyorum. İstediğinle çalışmakta serbestsin. Usta, Halime Mati'yi Gülendam'ın ailesinin yanına yerleştirdim. Orada bulamaz Cevat kellesi. Orada da ayrı sıkıntı var ya. Ne sıkıntısı? Şeref Zazoğlu'nu biliyor musun usta? İsmini duydum. Gülendam'ın abisinin evine çökme niyetindeymiş. Ben de gidin benim adımı verin dedim. Onunla sizinkilerin evinin ne alakası var Memati? Usta, evin arazisi değerlidir. Bu mafya işlerini biliyorsun. Gariban görmüşlerdir, çökelim demişlerdir. Zaza'nın adamlarının çok sayıda çocuk topladığını duydum bir ara. Güneydoğu'dan getirip pis işlere sokuyormuş. Bir tuhaf adamdır usta. Delidir melidir ama bir raconu vardır. Abi, nereden girersin böyle olmadık işlere? Sen o bakıcıyı nereden buldun da bakıcı Zaza'yı buldu? Allah bizi niye yaratmış Abdüley? İlle devlet için mi koşturacağız? Biraz da gariban için koşturalım. Memati, sen bu işi takip et. Arsa marsa o işler kalmadı. Abdüley de çocuk mocuk diye benim bir midemi bulandırdı. Sen merak etme usta. Artık ismimiz mevzubahis. Bizzat girerim hadiselere. Ben çıkıyorum. Nereye usta? İhtiyarlarla görüşeceğim. Usta, biliyorum kızıyorsun ama şu bizim ortağın işini bir daha konuşsan. Memati, Bulut 657'ye tabi değil ki tayin işini yapalım. Sorarlarsa yokum. Senin burada ne işin var ortak? Teşekkür etmeye geldim. Usta, Yıldız çok makbule geçti. Bu kıyağını unutmayacağım. Unut Bulut, unut. Kardeşim, anlamıyor musun? Adamlar seni takip ediyorlar. Burayı takip ediyorlar. Artık umurumda değil. Ben Yıldız'ın kafasına sıktım ya. Birisi de gelip kafama sıkacaksa, hay hay, buyursun gelsin. Elbet iki kurşun da ben sıkarım. Memati, konuş ortağınla, saklandığı yere girsin. Ortak, sen insanı fitil edersin. Ben senin işini sipariş edeyim ustaya, yaşlara söylesin diye. O işten bir şey çıkmaz ortak. Çıkar çıkmaz. Görüşsün gelsin. Belki karar değiştirmişlerdir. İhtiyarlarla görüşmeye mi gidiyor? Ortak, bu devletin işlerine akıl sır ermiyor ki. Kimin kimin adamı belli değil. Onların da işi zor. Hadi ortak, hadi. Yürü bakalım babanın yanına. Hiç kusura bakma ortak. İdamlık mahkum gibi her sabah sehpa bekleyecek adam değilim. Ha şimdi astılar, ha şimdi asacaklar diye. Davut beni öldürmeye kimi yollayacaksa yollasın.
kimin kurşunu kime girerse. Abbas, bu ne? Yolcu ağam. Nereye gidiyormuş Abbas? Memati abisin ağam. Yolcu yolunda gerek. Dur, şunun biletini keseyim. Ağam yakaydın. Daha hızlı gider bir yolcu. İmzamı atarsam bu iş nasıl Zaza'nın üstüne kalacak? Hadi Abbas, vakit tamam. Toplayın. Ay Hüsnü Bey, mamoşun bezi bitti. Hemen gidip alayım. Nasıl bir bez beğeniyor Ali Memati Bey? Anam, nasıl bir bez olsun işte. Çocuk bezi. Atılanlardan 4 numara bez. Bezden başka bir ihtiyacınız var mı? Ay var var, 3-5 şey daha alınacak. Aa, ben bir yazıp geleyim ha. Ali Memati Bey, babanızın fikirlerine çok değer verdiğim için o yok, şimdi size soruyorum. Sizce de Gülendam Hanım beni beğendi mi? Benim kanaatim de o yönde. Bence beni beğendi. Keşke bu kadar açık beyan etmeseydiniz. Gerçekten babanıza çok benziyorsunuz. Uyuyor, buyurun. Canım, canım, mammuş. Kazım abi, ön kapıya ceset attılar. Ne yapacağız abi? Ortak, Cevat bir süre çıkmaz ortaya. Oturup çıkmasını mı bekleyeceğiz? Elbet bir deliğe girdi bu. O zaman bütün benzinliklere bir adam koy. Bidonla benzin alanları takip ettir. Eskiden olsa daha çabuk bulurduk. O benzini bile kaçak kullanıyordur. O ne lan Kazım? Kimin lan ceket? Kapının önüne atmışlar abi sahibiyle. Zaza'ya selamımı yollayayım. O adamı öldürüp kapıma yollasın.
Gel. Efendim, Davut ve Turan beyler geldi. Gelsinler. Başüstüne. Buyurun. Buyurun beyler. Beyefendiler için hazırladığımız dosyaları getirin. Turan Bey ile birlikte görüşmek istemenizin sebebi medya mı Sayın Başkan? Önüme her gün sizlerle ilgili şikayet dosyaları koyulmasından bıktım, usandım artık. Sizin için de bize halktan çok şikayet geliyor efendim. Ama biz size böyle yansıtmıyoruz. Daha nasıl yansıtacaksınız? Bunların hepsi aleyhimde çıkan haberler. Avukatlarım her gün dava dilekçesi hazırlıyorlar ama müsaade etmiyor. Efendim, biz her ne kadar patron olsak da özellikle gazeteler daha başına buyruk hareket ediyor. İşte ben de onu soruyorum. Neden? Basının duası bu. Madem duası bu, kendinizle ilgili haberleri de bu üslupta ele alsınlar. Davut Bey, sizi daha önce uyardığımı hatırlıyorum. Arkadaşlara gerekli talimatları verdim. Yalan habere müsaade etmem. Ama diğeri basın özgürlüğü. Herkes dilediğince eleştirisini yapmalı. Tabii ki hukuk çerçevesinde. Beyler, düne kadar olanlar dünde kaldı. Artık önümüzde yeni bir gündem var. Ben Kürt meselesini çözmeye kararlıyım. Bunun bedelini siyaseten ödemeye de hazırım. Sizler bana bu girdiğim yolda destek olacaksınız. Muhalefetle birlikte mi hareket edeceksiniz? Tabii ki bir uzlaşma yapmaya çalışacağız. Neticede bu parti meselesi değil, devlet meselesi. Arkadaşların böyle bakacağını umut ediyorum. Devlet politika mı değiştiriyor Kürt meselesinde? Devletin politikası hep böyleydi. Ama maalesef hükümetler bu konuda hiç kararlı olmadı. Ben sonuna kadar destekliyorum. Yeter ki bu terör bitsin. Tabii ki örgütün ve onların destekçilerinin bunun bir terör meselesi olduğunu kabul etmesi lazım. Ederler, ederler. Biz kararlılığımızı gösterelim, her şeyi kabul ederler. Artık gidecekleri yer yok. Bölge halkı terör mağduru olmaktan yorgun, bitkin. Yeter ki bu kan dursun. Biz her türlü fedakarlığa hazırız diyorlar. Çok iyimsersiniz bu konuda Sayın Başbakan. Bence bu meselenin çözümü o kadar kolay değil. Hele bu atmosferde atılacak yanlış bir adım ülkeyi böler. Herkes kendi üzerine düşeni yerine getirirse bu meseleyi sulh ile aşarız. Sizden destek bekliyorum. Eğer bana beklediğim desteği vermezseniz, bu ülkenin insanlarına hesap verirsiniz. Sizi onlarla baş başa bırakırım. Yeniden takrir-i sükun yasaları mı geliyor Sayın Başbakan? Kardeşim, basın vazifesini yapsın, hükümet de vazifesini. Hepimizin vazifesi halka hizmet değil mi? İçeriği ne olacak bu projenin? Sizlere bildirilecek. Peki kimler bu konudan haberdar? Kabinemin bazı üyeleri, konuyla ilgili danışmanlarım, istihbarat teşkilatları ve siz. Efendim, ziyaretiniz sürpriz oldu. Turan Bey yok. Hemen arayayım kendisini. Turan'ın olmadığını biliyorum.
Bilhassa seninle görüşmeye geldim. Anlamadım efendim. Seni uzun süredir takip ediyorum Hakkı. Becerilerini ve sadakatini takdir ediyorum. Artık bizzat emrime girmeni istiyorum. Turan Bey'in yanından ayrılmamı mı istiyorsunuz? Hayır. Onun yanında gözükeceksin ama benim ricalarımı yerine getireceksin. Efendim, Turan Bey'le konuşsanız kendisi bu durum için gönüllü olacaktır. Turan'ın bana hizmetinden memnunum. Bana itaat ettikçe mesele yok. Ama bana ihanet ettiğinde bunun bedelini ödemesini istiyorum. Bu bedeli ona sen ödeteceksin. Sormamda mahsur yoksa benim Turan Bey'e ihanet edeceğim kanaati sizde nasıl oluştu? Hakkı, senin itaat ettiğin Turan değil, güç. Ben sana en büyük güce itaat etme fırsatını sunuyorum. Bunu reddedersen en büyük ihaneti yapmış olmaz mısın? Doydum kızım. Anne, yarısını bile yemedin. Midem almıyor kızım. Kalanını da sonra yerim. Alo. Ebru Hanım. Bir gelişme var mı avukat bey? Var. Bir görgü tanığı bulduk. Ben gidip görüşeceğim. Size haber vermek istedim. Ben de geleceğim. Ne zaman buluşacaksınız? Birazdan ofisten çıkacağım. Beni bekler misiniz? Yarım saat içinde yanınızdayım. Bekliyorum. Ne avukatı bu? Babamın miras belgesi için avukata vekalet verdim anne. Biriyle buluşacakmışsınız. Kim o? Hukuki bir şey anne. Dönünce anlatırım. Haber vereyim. Dayı Memati gelmiş, ön kapıdaymış. Memati gelmişse bana niye gelsin Cevherim? Git karşıla. Sefalar getirmişsin. Vay 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 vay. Kimleri göreyim? Ben sana adam yolluyorum, sen bana ölüsünü yolluyorsun. Öyle mi Zaza? Memati. Bak. Bak, eğer benim senin gönderdiğin adamı öldürdüğüme inanıyorsan, sakalım. Tükür.
kestiğim bu sakala da inanmışsın. Aha boynum. Mehmet'i kes. Bak kanım aksa zaza değilim ha. Kim kurdu ulan bana boynu? Mehmet'i oyuna gelme. Senin burada adamına villa hediye ettim. Herifi buradan gönderdim. Kim o zaman? Cevat. Muymamuş. Hava ne güzel değil mi? Canım misafirler geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi rahatsız ediyoruz ama tanıklığınız bizim için önemli. Rahmetli Ercüment Bey, Ebru Hanım'ın babası. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Siz o gece orada mıydınız? Maalesef oradaydım. Babamın katilini gördünüz mü? Gördüm. Ercüment Bey'i vuran bu şahıslardan biri miydi? Karanlıktı ama net bir biçimde gördüm. Babanızın katili bu. Aaron Feller'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Seninle de mi tanıştı? Henüz müşerref olmadık. Gladio yapılanmasının başında o mu var? Bilmiyorum. Eğer oysa sana muhakkak değecektir. Şimdilik Davut Tatarıoğlu'nu aracı olarak kullanıyor. Onlara katılmam için teklifte bulundu. Onlarla birlikte olmayacağını biliyorlar. Bizlerle olan birlikteliğini çözmeye çalışıyorlar. Teklifin nedeni budur. İstihbarat başkanına ne kadar güvenebilirim? Güvenmen gerektiği kadar. Ünsal alnı açığa. Ona da güvenmen gerektiği kadar.
Başbakanım. Polat Alemdar. En güvendiğin adam hiçbir şey yapmazsa ölür. Seni yine yarı yolda bırakır. Sadece kendine güvenmek zorundasın. Buradalar.